Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere lisede yediğim iki kadından yediğim iki tane tokadı anlatmak istiyorum. Arkadaşlar şimdi ben böyle Bursa'da okudum, tamam mı, liseyi ve Bursa'nın bence en güzel lisesi Şükrü Şankaya'nın Dosyası diye bir yer var. Orada okudum. Lisede yediğim iki tane tokadı anlatayım. Neyse dur hangisini anlatayım önce. Birincisini anlatayım. Bu bir kız arkadaşımdan yediğim tokat. Şöyle. Şimdi eskiden fotoğraf makineleri vardı böyle. Hani nasıl diyeyim, içine film koyuyorsun. Şak şak sarıyorsun filan, şak flash patlıyor bilmem ne. Yani film koymazsan film patlamıyor gibi bir şey. Şimdi bir gün bizim bir arkadaş burada duruyor. Biz de burada muhabbet ediyoruz, fotoğraf makinesi. Ben de fotoğraf makinesiyle öyle fotoğraf filan çekme muhabbeti vardı. Şimdi arkadaş burada duruyor. Kız arkadaş. Ben de şöyle eteğinin altına, ama içinde film yok. Şöyle eteğinin altından hani yukarıya çekecek şekilde şöyle şık diye flash patlasın. Hani o da böyle iç tarafı çeksin, çektiğimi zannetsin filan gibisinden espri mahiyetinde bir şey. Şöyle şak bastım, flash patladı. Kız bir baktı, tamam mı? Fotoğrafını çektiğimi zannetti. Ben de böyle falan yapıyorum, tamam mı? Kız abi döndü, şak diye bir koydu bana. Ulan burada var ya böyle parmak izleri, dört parmak. Ben böyle açtım böyle fotoğraf makinesi, dedim ya içinde film yok dedim ya. Tamam mı? Hani ondan sonra kız kaçtı gitti. Ey Allah'ım ya filan. Bu bir. İkincisi de okulun ilk günlerinde miydi neydi ya, tam hatırlamıyorum da. Bizim İngilizce hocamız vardı, tamam mı? Ondan sonra gene bak fotoğraf muhabbetinden gene bak. Sınıfın böyle önünde oturan çalışkan kızlar olur ya. Bunlar ne alakaysa işte hocaya yalakalık filan adı altında. Hocayla gidip bir gün ders şey yaptılar. Derste dediler ki hocam fotoğraf çektirebilir miyiz? Mesela sallıyorum, iki tane kız burada, bir tane kız burada, hoca da burada. Birisi fotoğraflarını çekti bunların. Şak, neyse. Kızlar sallıyorum birkaç gün sonra fotoğrafı banyo ettirip işte getirdiler. Ve tahtanın, şey düşün, o board markerla yazılan şeyler vardır ya, düz tahtalar. O tahtanın köşesine o fotoğrafı yapıştırdılar. Not için insanoğlunun var ya yapamayacağı şey yok. İnsanoğlu var ya. Neyse. O fotoğraf orada duruyor. Ve o hocamız bir hafta boyunca o tahtada ders anlattı böyle. Going to use to should to anlatıyor böyle, anladın mı? İngilizce anlatıyor. Bir hafta. Deli gibi derse girdi. Fotoğraf orada duruyor o esnada. Neyse. Hafta sonu oldu. Pazartesi oldu. Hoca içeri girdi. Biz ayağa kalktık. Ondan sonra hoca böyle masasına doğru yürürken fotoğrafı gördü böyle tahtada. Bir haftadır orada olan fotoğrafı ve ders anlattığı fotoğrafı. Şöyle baktı. Aa, fotoğrafı yıkattınız mı dedi. Biz de daha ayaktayız böyle. Ben de istem dış. Yani planlanarak söylenmiş bir şey değil. Bir de normalde hani nasıl diyeyim, Türkçe fazla konuşmuyorduk. Gerçi hoca o esnada şey yaptı da neyse. Böyle hani aa yıkattınız mı fotoğrafı ya filan deyip fotoğrafa bakıyor. Gerçekten tamamen istem dışı bir ani bir tepki olarak ben şey dedim böyle. Oha, yeni mi görüyorsun dedim, tamam mı? Kadın geldi. Şah, bir tane de o tokat attı. Ulan ben böyle diyorum ki hocam, işin tuhaf tarafı ondan sonra hoca geçti, oturdu filan. Herhalde fazla bir agresyon filan yaptığını düşündü o da. Ben böyle şimdi ulan Allah Allah nereye düştük lan biz filanım, tamam mı? Normalde lisede iyi bir lise filan, yani öyle bir lise yani. Hani ben böyle diyorum ki ulan ben hani anladın mı? İlkokulda, ortaokulda filan sopa yememişim, geldik düzgün bir lise diye hani millet şamarlıyor, tamam mı? Bu ne lan? Ondan sonra hoca da şey diyor böyle. İşte İngilizce konuşuyor böyle. Sanırım biraz fazla tepki verdim. Overreacted falan diyor. Okay, it's hani it's okay falan. Anlatabiliyor muyum?
Ama öyle tuhaf olmuştum ya. Hey Allah'ım. Neyse, espri biraz da. Arkadaşlar, kendinize iyi bakın. İyi günler.